Evet değerli izleyenler, bugün Mersinili Anamur ilçesi Korucuk köyünde Hamit Yıldırım beyefendinin aralığındayız. Merhaba Hamit Merhaba. Abi, bereketli olsun öncelikle. Şimdi burada hemen programın başında bir şeyi belirtmek istiyorum. Hemen buraya geldiğimizde gözümüze çarpan ilk şey, arıcılık için öyle çok büyük arazilere, çok elverişli arazilere ihtiyaç yok. Böyle dağın eteğini bile tezgahlandırabiliyoruz. Arılığa çevirebiliyoruz. Biz şimdi Hamit abinin faaliyetlerine neler yapıyor, neler ediyor onları konuşalım. Abi arıcılığa nasıl başladın? Öncelikle oradan başlayalım. Çocukluk yaşımızdan bir merakla başladık. Yani hiç böyle arınız marınız yoktu dedeler. Yok ya, sadece bir bulduk, oğul buldum. Onunla başladım. Ormanda buldun orada. Onunla başladım. Daha sonra satın aldım. Daha sonra böyle büyüyerek devam ediyoruz. Dedin ki bana geldiğimizde 40 yıldır bu işle uğraşıyorum. 40 yıldır bu işle uğraşıyorum. Başka bunun haricinde mesleğim var mı? Çiftçilik. Hayvancılık yapıyorsun. Hayvancılık yapıyoruz. Peki abi arıcılıkla ilgili herhangi bir eğitim, arıcılık kursu vesaire bunları aldın mı? Yok, şu anda almadık. Sadece kendimizin eğitimi. Yani kendimiz bunu yaparak öğrendiklerimiz. Arı öğretti sen arıcılığı diyorsun. Ne kadar arın yaparak. Onlarla öğrendik. Peki geliştirmek için bu işi hiç eğitime ihtiyaç duymadın mı? Elbette yani duyduk. Ama organizasyon yok diyorsun. Yok, organizasyon yok. Arıcılar Birliği üyesi de değilsin. Üyeyim. Üye misin? Üyeyim. Plakaları çakmamışsın. Var. Yan taraflar, arka taraflarda. Tamam, tamam pardon ben görmedim. Yan taraflara alıştığımız için genellikle. Hatta ilk üyesiyim ben köyün. Öyle mi? İlk üyesiyim. Mersin Arıcılar Birliği'ne, Arı Yetiştiriciler Birliği'ne evet. Kayıtlısın. Destekleme alıyorsun. Alıyorum. Faydasını görüyorsun. Görüyoruz. Bunu yani o koloni desteklemesinden başka destekleme alıyor musun? Almıyoruz. Almıyorsun abi. Ha bize verseler mesela ana desteğe verseler veya şu kovanların kabının desteğini verseler ha bizim için çok iyi olur. Şey kovan desteği. Evet. Şu an kırsal kalkınmanın böyle destekleri var. Ondan haberdar mısın? He abi? Haberdar değiliz ondan daha. Haberdar değilsiniz. Peki burada kovan başı veriminiz ne kadar? 15 kilo, 10 kilo yıllık. Peki bu kadar az olmasının nedeni ne abi? İklim şartları, en büyük şeyler iklim şartları. Bozacı'ya biz çama koyduk. Bir toz yağdı, olmadı bal. Ha, hemen biz buraya pürene getirdik. Pürende aşağı yukarı gene az bir bal aldık yani. Toz yağar yağmaz hemen kaldırdınız. Kaldırdım ben buraya çok getirdim. Çok güzel. Evet değerli izleyenler, arıcılar böyle iklimi, doğayı hemen nabzı iyi yoklayacak. Hemen oradan kaçacak yoksa... Dediğiniz gibi iklim bizi mağdur edebiliyor bazen. Buna İklim şartı çok önemli yani arıcılıkta. Engel olmak gerekiyor. Tabii ki yani. Anarları kendin yetiştiriyorsun. Kendim yetiştiriyorum. Nasıl yetiştiriyorsun abi bunu anlat. Bölüyorum. Dolu kovanı mesela burada gördük işte. Evet. Dolu arıyı bölüyoruz. Orada analandırıyoruz bak orada beşliklerde. Böyle analandırıp çiftleştirip veya oradan anaları öldürüyorum. Oradan çıkıp giderken ona veriyorum. Öyle de ana kafesleri var küçük. Evet. Onu da veriyorum ve öyle devam ettiriyorum. Bunu hangi dönemde yapıyorsun abi? Hemen polen nektar bol dönem mu oluyor abi o dönem, yaptığın dönemde? Tabii ki yani şimdiden şu sonra. Anda yapıyorsun. Şu anda. Yani bu şu anda da polen nektar bol burada. Tabii ki yani. Arı mum da örüyor. Aha. Evet değerli izleyenler, bu çok güzel bir uygulama. Ana arıyı arı sütüne çok ihtiyaç duyduğu için, arı sütünü de polen ve nektarı yiyen genç işçiler ürettiği için ve onunla birlikte ana arıyı beslediği için ne kadar çok arı sütü üretimi o kadar çok kaliteli ana arılar. Tabii. Bu dönemde yapmak. Fazla besliyoruz kendimiz. Çok şurupla, önemli. Tabii ki ileride teşvik şuruplaması olacak. Şimdi kovan muayenemize geçelim. Şuradan başlayalım. Evet önden ilk önce duman verelim istersen. Hamit Bey şöyle. Sen de arı iyi yani vermemize gerek yok. Yine de uyarmakta fayda var. Şu anda... Şu verdiğimiz. Onu alma bir dakika. Onu yine izleyicilerimize anlatalım. Şöyle tamamen açalım. Şimdi bu nedir? Kek. Kek kabı. Bu evet. Keki bitirmiş. Nasıl veriyorsun bunu? Bu keki kesiyoruz. Evet. Bu şekilde koyuveriyoruz. Çünkü yemlik olmadığı kestiğin için. Kestiğin kısım alt tarafa mı getiriyorsun? Kestiği taraf altta gelmiş. Bu yanlış bir yöntem biliyorsun değil mi Ahmet? Esas biz bunu ben bu şekilde vermiyorum. Yemlik oluyor. Heh. Yemliğe veriyorum. Ama ki şu anda bu yemlik olmadığından dolayı arının dolduğundan dolayı buraya peki, bu şekilde koymuşuz. Bunu bir dakika. Bunu kek halindeyken şöyle versen, üstten açsan.
Çünkü üstten ben şunun için söylüyorum. Üstten veya da yandan. Şunun için söylüyorum. Altta çevirdiğin zaman kekli kısmı sıcaklıkta akabilir. Daha doğrusu sonra anarın üstüne dökülebilir. Anarı da kaybedebilirsin. Bunu bu şekilde yapmayalım da abi. İşte keki şöyle koyalım. Üstünden veya da yanlarından açalım. Oradan zaten tüketirler. Ya burada bir standart problemi var. Normalde langıstır kovanlar 10 çerçeve. Ama burada 8'li kovanlar da çok yaygın. 9 da yaygın. 10 da yaygın. Daha kullanışlı oluyor. 8'lik daha kullanışlı olduğu için biz kullanıyoruz. Şimdi 10'luk bir şey kovanı kaldırmak bayağı güç oluyor. Onun için biz 8'lik kullanıyoruz. Bunları 9'luk olarak polenli tuzaklığı aldık. Havalandırma olsun havalandırmalı diye. Hem polen tuzaklı kullanıyoruz hem havalandırmalı olsun diye. Peki şu anda arıların buradan başlıyor. Burası sonu arılarının. Son. Bakalım kaçıncı çerçevede yavrum var. Bir tane çekelim işte. Ben çekeyim istersen. Sen üzerini de giysin. Bu 8. çerçevede gördüğünüz gibi kapalı, günlük ve genç yavrular sonra gelmiş mevcut. Yani ilave istiyor. Ne zaman ilave atacaksın abi? Hemen 2-3 güne hava düzeldi mi hemen ilavesini koymamız şart bunun. Bak son çerçeveye gelmiş. Evet değerli izleyenler, şu anda Mersin Anamur'da Korucuk köyünde durum bu vaziyette. Allah bereketini artırsın diyoruz. Şunları niçin koyuyorsun? Bu havalandırması hem ısı için hem ısıyı kaybetmesin diye değil mi? Hem ısıyı aşağıya direkt girdirmemesi için su hem da soğuğu almaz. Soğuğu almaması için. Bir de şurada karton ve bir dakika. Karton ve çinkoları koymuşsun. Onları niçin koyuyorsun? Onları aynı. Da izleyicilerimize şimdi ısı, söyleyelim. Çinko ısıyı direkt altına alır. Alıyor. Ama ki kartonu koyarsan daha az alır. Çinkoyu neden koyuyoruz Hamit abi? Yağmur görmemesi için. Yağmur girmesin, kovanlarda nem almasın. Olmasın. Tabii çok ki güzel. Yani. Zaten birçok arı hastalığı da nedeni nem. Evet değerli izleyenler, şimdi Temel Petek bayağıdır isteyen bir arı kolonimiz var. Böyle burayı mumu işlemiş. Bak, ana nasıl yavru atıyor? Buralara da erkek yavrular atmış. Şu anda burada ana arı da geziyor, göz arıyor. Boş. Göz arıyor yumurtlamak için. Evet, anarımız da burada. Şimdi arıcılarımız diyor ki buraya diktiği peteğe hep erkek arı yumurtluyor. Bunun sebebi şu değerli arıcılar. Normalde bu çerçevenin, normal çerçevenin üst kısmı, üst kısımları çerçevenin derin olur. Oralara da arılar, ana arı dölsüz yumurta bırakır. Yani erkek arı yumurtlar. Bu aşağı doğru inse... Bu defa ne yapacak? Eteklerine daha gözler olduğu için oralara işçi arı yumurtlayacak. Bu şurupluk yeterli oluyor mu sana Ahmet abi? Hamit abi pardon. yeterli oluyor. Evet bunu koyuyoruz. Dilerse varova en çok erkek arı gözlerinde olduğu için dilerse bu peteği Hamit abi imha eder. Dilerse de durur. Şuralar takılmasın öyle diye dursun. Ben şöyle yaptım. Şimdi Hamit Bey gördüğünüz gibi temel petek hazırlamış. Temel peteği yukarı tutturmuş kopmasın diye. Ancak şuralardan acelesi olduğu için bana öyle söyledi. Mahmuz geçirmemiş. Bunları tutturmuş. Şimdi biz de ona diyoruz ki arılar en kısa zamanda şu teli yapıştırsın diye burası içeri bakacak şekilde buraya yerleştiriyoruz. Evet, bir temel petek verme yöntemini gördük. İlerleyen dönemlerde daha sonra bu temel petekle ilgili diğer işlemleri de inşallah çekerek size göstereceğiz. Evet, değerli izleyenler, şu anda yağış başladığı için buradaki programımızı sonlandırıp Hamit Bey ile sohbet etmeye devam edeceğiz. Daha sonra değerlendirmelerini yapıp buradaki programımızı bitirmiş olacağız. Evet değerli izleyenler, lokal yağış geçişleri olduğu için dışarıda ıslanıyoruz, kameralarımız da zarar gördüğü için Hamit abimizin malzemeliğine girdik. Burada arı malzemeleri var, ön tarafta da arıları dizili yine.
buraya tezgah yapmış, bu şekilde dizayn etmiş. Tabii malzemelerin bir yerde olması çok güzel. Özellikle muhafazalı olması da uzun ömürlü olmasından açısından gayet güzel. Burada elime hemen şey geçti, gördüğünüz gibi bu şablonları sen yaptın herhalde. Evet, ben yaptım. Bunlarla beraber kovanlarına numara veriyorsun. Buna şöyle bir şey de eklenebilir. Bu numaralar verildikten sonra evde bir kayıt defteri tutulabilir. Tutuyorum çok zaten. Güzel. Arı kayıt defteri var. Öyle evet. Mi? Çok iyi. Bununla beraber ne yapıyorsun? Uygulamalarını tabii. Yazıyorsun. Ana kaybısa ana kayıp diye yazıyorsun. Bilmem. Geçen sene böyle oldu, bu sene böyle tarihlerini yazıyorsun. 25 numaranın bilmem kaç numarası, yani kaç tarihinde ana çıkarmış. Bunları tarihlendiriyoruz. Peki yani. Anarları boyamayı düşünüyor musun? Onu boyamıyoruz. Ama ki şeylerini, çıktı tarihleri yazıyoruz. Yazıyorsun. Bu şekilde takip ediyorsun. Aslında boyasan daha da kolay olacak işlerin. Olabilir. Evet, çok güzel bir faaliyet. Şimdi Hamit abi bize ben arıcılık yapıyorum. Yaparken öyle bir problemle karşılaşıyorum ki bazen beni gerçekten çok zor duruma düşürüyor dediğin bir problem var mı? Zor durum, kovanlarımızı almamız çok güç yani. Bir kovanı 140-130, o fiyatları alıyoruz. Bunlar yani bize bu yaptığımız karşılamıyor. Evet. O konuda biraz destek olursa destek iyi olur. Olursa çünkü siz yani. Sürekli arı çoğaltabilen bir arı şeye, bir yöreye sahipsiniz. Türkiye çapında 45 ilimizde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun arı kovanlarına %65 hibesi var. Tabii bunları yapabilmek için ilk önce bir proje sunuyorsunuz. Projenizin uygunluğu onaylanıyor. Daha sonra malzemelerinizi satın alıyorsunuz. Sonra yerinde kontrol gerçekleşiyor. Yaklaşık 25 ile 45 gün arasında paralarınız %65'lik hibe kısmı hesaplarınıza yatıyor. Bu şekilde destekleniyorsunuz. Peki bunun haricinde başka problemimiz var mı? Şu anda bunun haricinde bir problemimiz peki, yok. Peki ihtiyaç duyduğun bir faaliyet var mı? Eğitim faaliyeti olabilir, işte ihtiyaç duyduğumuz en bir taşıma ihtiyaç yani. Bu bir araba alsak, bugün bir arabayı alma gücün olsa bile ne? Bir dünya algısı vergisi var. Yani bir aracılara bunun algısı vergisi olmayacak yani. Aracılar için yani bu bir desteklemesi. Yani mesela bir araba taşımak, arı taşımak için bir araba alsak. Bir dünya vergisi var. Şeyden, vergilerden muaf tutulsak diyorsunuz. Tabii ki yani. Öyle bir şey yoksa. Taşıma esnasında da vergilerden uzak tutulsak, muaf tutulsak, desteklensek. Tabii desteğe yani. İhtiyacınız var. Tabii ki desteğe özellikle. İhtiyacımız var. Anladığım kadarıyla. Evet. Aslında bu olabilir. Olabilir. Böyle Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın güzel bir fikri var. Arıcılara araç dağıtılması ile ilgili şey. Öyle bir şey var. Evet. Duydum. İnşallah gerçekleşir. Karadeniz için de inşallah hayırlı olur. Diğer kalkınma ajanslarına da örnek olur ve arıcılarımıza destek çıkılır. Şimdi burada söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Bak yok. Bereket TV geldi, arılığını ziyaret sağ etti. Sağ olsun. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Arılığını açtın, bize tecrübelerini sağ anlattın. Evet değerli izleyenler, Hamit abimizin şimdi değerlendirme puanlarını verelim. Bizim programımızın gereği budur. Şimdi tabii hepiniz diyorsunuzdur ki bizim aralığa gelme, bizim hatalarımızı söyleme. Aslında kaliteyi yakalamak için eksikleri başkalarının görmesi ve sizi uyarması, sizin de onları tamamlamanız kaliteyi yakalamak açısından bence oldukça önemli. Arılık yeri seçimi 9, arılık düzeni 5, kovanın dış ve iç görünüşü 8. Biliyorsunuz Hamit Bey'in kovanlarında havalandırma var, altta ayrıca polen tuzakları da mevcut. Yine kovan su almasın diye gerekli önlemleri de almış. Gayet şık ve iyi uygulamalar. Uygulamaları, Hamit abimizin uygulamalarına 7 puan vermişiz. Hastalıklardan korunma ve mücadeleye 7 puan vermişiz. Zararlılardan korunma ve mücadeleye 5 puan vermişiz. Çünkü burada organize mücadele yapmadıklarını gördük. Anar yetiştirme ve kalite yönetimi 5. Anarıyı kendi imkanlarıyla yetiştiriyor, bölme usulüyle zamanında yetiştiriyor ancak yetiştirme tekniklerini geliştirmediğin için biraz sıkıntı olacağını düşünüyorum. Yine bu konuda mutlaka burada bir eğitim faaliyeti düzenlenmeli diye düşünüyorum. Koloni yönetimi 7 puan, gayet iyi yönetiyorsun abi. Yani sistematik bir çalışma tarzın da var. Bu çok hoş. İşte malzeme dolabın. Bir şey gördüm değerli izleyenler.
hazırladığı hazır temel petekler strafor büyük bir kutunun içerisinde güneşten zarar görmesin, sağa sola çarpmasın, onunla beraber taşıttırıyordu senin çocuğa. Çok güzel. Eğitim faalliyetleri, katılım durumu %4, yani 4 puan veriyoruz, pardon düzeltiyorum. Mutlaka eğitim faaliyetlerine katılalım. Yani sizler, yani biz arıcılar bir araya geldikçe her şeyin tadı tuzu artıyor. Dolayısıyla tecrübelerimizi birbirimize aktardıkça insanlar gelişiyor, arıcılık gelişiyor, arıcılar gelişiyor. Dolayısıyla verim de artıyor. Dolayısıyla tecrübelerimizi mümkün mertebe birbirimizle paylaşalım. Pazarlama çalışmaları 9 puan. Marka tescili ve internet sitesi yok sadece. Hamit abimizin ancak tanıdığı kişileri takip ediyor müşterilerini. Bu çok güzel. Ne kadar verdim, tekrar alıyor mu almıyor mu bir değerlendirme yapıyor kendisi. Keşke kovanbaşı daha fazla alsam da daha fazla satsam dediğini görebiliyoruz. Bu da tabii kaliteyi bozmamakla alakalı bir durum. Ve toplamda Hamit abimin değerlendirmesinde 66 puanla burayı değerlendirmiş oluyoruz değerli izleyenler. Hamit abime çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Rabbim faaliyetlerini bereketli kılsın, kazancını bol eylesin.